bir siyaseten işçi çıkartmayacağınızı anlayışınız itibariyle bütün Türkiye bilir. Ama bugünkü toplantının ana konusu da belediyelerin düştüğü ekonomik krizdir. Hiçbir belediye şu anda vatandaşa, millete, kentine hizmet edebilir durumda değildir ekonomik olarak. Ve Adana belki bunların en kötüsüdür. Adana'nın gelirinin %65'e yakını işçiliğe gidiyor. Bundan yürümesi mümkün değil. 15 bin çalışanımız vardı resmilerin dışında. Bizim şimdi mesela 2,5-3 maaş içeride işçinin alacağı var. Onun ötesinde hizmet üretemiyor belediye. Biz belediyelere hizmet üretebilir hale getireceğiz. Dolayısıyla belediyelerde çok fazla kadronun, çalışmayan insanların, hatta zaman zaman işe gelip gitmeden paralı insanların varlığını herkes bilir. Bunu bilmeyen yoktur. Biz de tabii ki çalışanlarımıza karşı ciddi sorumluluğumuz var ama yaklaşık 2,5 milyon Adanalı'da sorumluluğumuzun olduğunu, onlara da hizmet götürmemiz gerektiğini, ona zorun olduğumuzu da bilmemiz gerekiyor. Onların şartlarını yaratıyoruz. Bizim aklımız her adım bu. Geliri arttıracağız, gideri düşüreceğiz ve vatandaşımıza, milletimize faydalanacağız. Bence eğer müsaade ederseniz Naz abim, bugünün bence en önemli teması bu seçimden beri gerilen Türkiye'nin, gerginliğe devam eden Türkiye'nin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle bugünden sonra yumuşayacağı, onu beyan etti. Bu bence bugün en önemli şey. Çok faydalı bir toplantı oldu. Biz de çok mutlu olduk. Biz bir kez daha Sayın Cumhurbaşkanımıza bu toplantıyı tetikledi. Bakanlarla bizi buluşturdu. Gergin havanın ortadan kaldırılmasını sağladığı için şükranlarımızı sunuyoruz. Tabii ayrıca bir özelliği daha oldu bu toplantının. 30 Büyükşehir Belediye Başkanı bir araya geldik. Sadece iktidar partisinin ya da muhalefet partilerine mensup belediye başkanları değil. Bu çok önemli. Hem 3'te 2 nüfusu oluşturan bir hacme sahip belediyelerin büyüklüğü, hem de ekonominin önemli bir kısmını oluşturan belediyeler. Burada diğer belediye başkanlarıyla da aramızdaki en azından iletişim anlamında ilk adımın atılması son derece önemliydi. Gerçekten olumlu bir hava vardı salonda. Bunu görmek lazım ama tabii bu bir başlangıç. Eğer bundan sonra bunun devamı gelebilirse bu toplantılar faydalı olabilir, bir araya gelmeler faydalı olabilir. Sayın Hocam da söyledi. Bir komisyon oluştu zaten. Hem Cumhuriyet Halk Partisi'ne mensup belediye başkanlarından hem de AK Parti'ye mensup belediye başkanlarından. Burada tabii ki seçilen isimler hem büyük metropol belediye başkanları hem de Sayın Hocam gibi duayen kabul edilen, belediyecilik konusunda önemli deneyimleri olan belediye başkanlarından oluştu bu komisyon. Eğer bu süreklilik arz ederse, istikrarlı bir şekilde bu toplantılar devam ederse fayda sağlanabileceğini düşünüyoruz. Diğer türlü bu toplantıdan sadece iyi niyet, iyi dilek bunları söyleyebiliriz ama biz sonuç almak istiyoruz. Özellikle Zeydan Başkan'ın da söylediği gibi ekonomik olarak önemli sıkıntılar yaşıyoruz. Tıkanmışız. Mali olarak, idari olarak geçtiğimiz günlerde de örneğin Mersin'de işçi çıkarmalarla ilgili bir protesto oldu ama tabii bir bardak suda fırtına koparmadan başka bir şey değil. Oysa ki örneğin benim belediyemde bağlı kuruluşum su ve kanalizasyon idaresinde 36 personel performans referansıyla işten çıkartılmış. Büyükşehir Belediye'mde bir tane daha işçi performansı değerlendirmesiyle işinden edilmemiş. Ancak öyle bir yaygara kopartılıyor ki sanki CHP'li belediyeler işinde gücünde olan insanları işinden ediyor. Böyle bir durum yok ama provokasyona çok uğruyoruz. Bunu da söylemem lazım. İş yavaşlatma, vatandaşa kötü muamele, belediye otobüslerinde ya da hizmet götüren diğer alanlarda personelimiz maalesef bu konuda bizi sıkıntıya sokuyor. Mümkün olduğunca da bu konuları önlemeye çalışıyoruz. Nihayetinde biz hizmet yapmak zorundayız. Mali dengelerimizi kurmak zorundayız. Bizden önceki yönetimler hesap yapmadan çok sayıda eleman almışlar. Bunu gözlemliyoruz. Kalifiye eleman sorunu çekiyoruz. İş yapmakta güçlük çekiyoruz. Proje üretmekte güçlük çekiyoruz. Bunların uygulanmasında
güçlük çekiyoruz. Dolayısıyla bizim zaman zaman tırnak içinde radikal bazı önlemler almamız da anlayışla karşılanmalı. Aksi takdirde hizmet üretebileceğimizi düşünmüyorum. Büyükşehir belediye başkanlarımız ayrıca her birisi gerek sistem üzerinde, belediyeler, yerel yönetimler sistemi üzerinde, gerekse bizzat kendi belediyelerinin sorunlarını içeren dosyalarla hazırlıklı gelmiştik. Onları da hem Sayın Cumhurbaşkanı'na hem de bakanlara ilettik. Bakanlar hepsiyle ayrı ayrı ilgilenecekleri sözünü verdiler. Çok ümitli şekilde ayrıldı. Efendim, üç büyükşehire karar atanmıştı. Valiler onlar yerine katıldılar. Onlar gündeme geldi. Efendim anlayamadım. Üç büyükşehir, Van, Mardin, Diyarbakır'a karar atanmıştı. Onlar gündeme geldi. Evet. Hayır gelmedi. Gündemde konuşmadık. Katıldılar. Yani genelde bundan sonraki süreçte kurumlar arası iletişim, yani merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında koordinasyon, eşgüdümlü çalışma konularını değerlendirdik. Açıkçası işçi çıkarmalar da hiçbir konuda polemiğe girecek hiçbir arkadaşım da böyle bir konu açmadı. Dolayısıyla sonuca yönelik bir toplantı olduğunu söyleyebilirim. Çok olumlu geçti. Evet, komisyondan bahsetmiştiniz efendim. Hangi belediye başkanları olacak komisyonda? Bildirilendi mi onlar? Efendim, İstanbul Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, bendeniz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Gaziantep Belediye Başkanımız, diğer AK Partililer, AK Partililerden de bazı arkadaşlarımız var. Birkaç arkadaşımız daha var, şu anda anımsamıyorum ama birkaç AK Partili daha. Yani yaklaşık 8 ya da en fazla 9 kişiden oluşan bir komisyon. Cumhurbaşkanı kendisi isimleri belirledi. Efendim tabii İzmir Belediye Başkanımız da aslında bir hayli dosya getirmişti. O dosyaları da ilgili bakanlara teslim etti. Evet. Türk Soyer biliyorsunuz. Hepimiz bu konuda tabii yerel kendi bölgemize ait sorunlarımızı hazırlıklı gelmiştik her anlamda. Hem mali tablomuz, hem idari tablomuz, hem bekleyen projelerimiz, hem bakanlıklarda geciken evraklarımız, bunlar da bizi sıkıntıya sokuyor. Evet her şey güzel, olumlu ama Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak da bakanlıklarda şu ana kadar belki de çok büyük noktasına çıkmadı ama sıkıntı yaşamadığımızı söyleyemeyiz. Genel sekreter atayamadık. Henüz onların oluru gelmedi. Bazı konularda yine beklemedeyiz ama bazı konularda da açıkçası örneğin Mersin'de raylı sistem projemiz var. Bakanlıkta yatırım programına alınmasını bekliyordu. Düzeltiyorum Cumhurbaşkanı'nda. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanı bunu onayladı. Bu olumlu bir şeydir. Ben Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olarak zaten kendisine müteşekkir olduğumu ifade ettim. Ama bundan sonraki süreçte de kurumlarda bekleyen evraklarımızın süratle işleme konulmasını kendilerinden istedim. Sonuç olarak 30 seçil, 27 seçilmiş, 3 de atanmış belediye başkanı bütün dertlerini orada ortaya koydular. CHP'den Hatay Belediye Başkanı yoktu ama. Efendim o Çin'de olduğu için katılmadı. Ama onun sorunları da bilindiği için arkadaşlarımız genel sorunlar arasında onları da zikrettiler. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Bu saate kadar hepimiz bekliyoruz. Kahret ekranlarından merhabalar. 17. saatle karşınızdayız. Gündemin sıcak gelişmelerini değerlendirmeye devam ediyoruz. Adana, Eskişehir ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlarını dinledik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü ve o görüşme sonrasında da Zeydan Karalar, Yılmaz Büyükerşen ve Vahap Seçer'in bu görüşmeyle ilgili değerlendirmelerini izledik. Bugünkü konuğumuz siyaset bilimci Doktor Deniz Tansi. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk, merhabalar. Dış gündemi
daha ağırlıklı konuşacağız ama evet. Bir yandan da iç gündemde de özellikle yerel gündemde de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor hocam. Evet. Şimdi bugün 11 Eylül. 11 Eylül dünya siyaseti için çok önemli bir gün. 18. yılında 11 Eylül'ün yıl dönümü. 2001 yılında o ikiz kulelere saldırıların ardından 3000'e yakın insanın hayatını kaybetmesi Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şimdi 11 Eylül'ü bir değerlendirecek olursak, 11 Eylül'ün 18. yılında tabii saldırılar sonrasında terörle mücadelede de baktığımız zaman bambaşka bir Amerika Birleşik Devletleri'ni gördük aslında bu 18 yıl içinde. Evet. Küresel mücadele diyerek başlattığı saldırılar ve sonrasında Orta Doğu'nun adeta bir nefes alamaz hale geldiğine tanık olduk bu 18 yılda. Neler söylemek istersiniz bu sürenin ardından güvenlik konusunda, terörle mücadele konusunda, demokrasi konusunda, özgürlük konusunda? Dünyada neler değişti? 11 Eylül'ü nasıl okumalıyız? Tabii sonrasında gelen bir Afganistan-Irak müdahaleleri var. Arap Baharı denen konu daha sonradan geldi. Yakın zamanı geldiğimizde IŞİD. Hepsi aslında 11 Eylül'ün bir noktada yansımalarını görebiliriz. Nasıl değerlendiniz dünyada 11 Eylül'ü? Şimdi tabii 11 Eylül'de tabii öncelikle yaşamını kaybeden insanlara tekrar yani Allah rahmet eylesin diyoruz tabii. Başsağlığı diyoruz. Şimdi 11 Eylül bu anlamda bir milat mıdır sorusu evet. ister istemez gündeme geliyor. Aslında 11 Eylül'den 10 yıl önce işte 1991'de ya da işte 1990'daki Körfez krizi ve 1. Körfez Savaşı'ndan sonraki sürece baktığımızda dikkat edilecek olursa Soğuk Savaş sonrası dünyanın rotası, haritası Orta Doğu'dan çizilmeye başlandı. Bir yeni dünya düzeni Baba Bush tarafından evet, Körfez evet. krizi döneminde dillendirildi. Ve o 10 yıl, o decade dedikleri 10 yıllık süreç bir belirsizlik dönemiydi. 2001'de, 11 Eylül 2001'de karşımıza farklı bir tablo çıktı. Bir kere şu, klasik anlamda tanımladığımız bazı konular vardı. Devletler arasında savaş olması, devletler arasında bir takım krizlerin yaşanması. Fakat 11 Eylül 2001'de bir örgüt, bir terör örgütü. Fakat bu terör örgütü bildiğimiz terör örgütlerinden de değil. Yani onun içerisinde de klasik bir şebeke yapılanması yok. Ve ilginç olan bu El-Kaide yapılanması aslında Amerika'nın Soğuk Savaş'ta yaptığı yatırımların kendisine, o namlunun kendisine dönmesiyle ifade edilebilir. Çünkü Soğuk Savaş döneminde bir çevreleme politikası vardı. Evet. Özellikle Türkiye, İran ve Pakistan işte gerek Bağdat Paktı ve gerek Sento'da bu anlamda değerlendiriliyordu. Ancak bu anlamda baktığımızda özellikle Afganistan iç savaşı sürecinde, Sovyet işgali ve ardından Afganistan iç savaşı sürecinde baktığımızda Pakistan burada bir arka zemini ifade etmişti. Ve bu anlamda ilişkiler çok enteresan bir şekilde gelişti. Zira Amerika Birleşik Devletleri o dönem mücahitlere destekliyordu. İşin ilginç boyutu daha sonra Afganistan'daki iç savaşta Taliban'ın iktidara gelmesi de aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu anlamda dolaylı desteğiyle doğrudan olmasa da meydana geldi. Dolayısıyla karşımıza farklı bir tablo çıktı. Yani o dönemdeki yatırım yeni dönemde, Soğuk Savaş sonrası dönemde namların Amerika'ya döndü. Şimdi tabii bunun uluslararası ilişkiler açısından, dünya politikası açısından önemi şu. NATO'nun ünlü bir 5. maddesi vardır bizim için bir türlü işletilmeyen hani kolektif savunma. Kolektif savunma bir devlet için işletilmedi. 5. madde enteresandır ki bir örgüt için. Fakat bu örgütün hani bir ünlü filmleri vardı Ghostbusters, evet, Hayalet Avcıları gibi. Yani Afganistan'da ne bulundu, hani Taliban o savaşta ilk önceleri gayet iyiydi Amerika ile arası. O zaman haritaya bir bakmak lazım. Şimdi bu haritaya baktığımızda CIA'nin internette açık raporlarından biri var. O da aslında PR için yaptıkları raporlardan biri. Bu Global Trends 2015. Global Trends 2015, yani küresel eğilimler 2015'e baktığımızda bu harita ilginç bir harita. Özellikle Fergana Vadisi'nden doğan bir uyuşturucu trafiği. Bunun işte Afganistan'dan İran'a, İran'dan işte terör vasıtasıyla, terör örgütleri vasıtasıyla ülkemiz üzerinden işte Avrupa'ya giden ve bu anlamda hani Golden Crescent, yani altın hilal denildiğinde sadece başka alanlar için, bunun içinde bir aynı zamanda bir verimli haritanın, bir rotanın neredeyse oluşturuldu. Bu işin tabii bir boyutu. Çünkü Taliban'ın ve bu tür terör örgütlerinin ister İslamcı olsun, ister etnikçi olsun, ister mezhepçi olsun, uyuşturucu ve terör arasında tabii çok enteresan, çok ilginç bağlar var. Ama buradaki 5. maddedeki konum şuydu.
Taliban doğrudan suçlanmıyordu. El-Kaide suçlandı. Evet. Fakat El-Kaide'ye kim yardım ve yataklık ediyor? Dediler ki Taliban. Dolayısıyla biz bu saldırıya bir cevap vereceğiz. Nasıl cevap vereceksiniz? İkiz kuleler yıkıldı. Tank top tüfek kullanılmadı. Sivil uçaklar silah haline getirildi. Biz dediler bunun cevabını nerede vereceğiz? Afganistan'da vereceğiz. Şimdi o zaman daha önce de söz ettiğimiz o Brzezinski'nin ünlü haritası tekrar gündeme geliyor. Kazakistan'dan Afrika boyunduruna kadar olan Heartland dediği dünyanın kalbi. Dolayısıyla 21. yüzyılda Soğuk Savaş sonrasında Amerika'nın bu anlamdaki plan ve programlarını değerlendirdiğimizde aslında 11 Eylül çok acı bir olay ama 11 Eylül sonrasını Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi stratejileri açısından tırnak içerisinde söyleyeyim çok verimli kullandığı gözüküyor. Ve o anlamda dünyadaki bakış açısını, Amerika'daki bakış açısını değerlendirdiğimizde patriotizm dedikleri vatanseverlik, evet vatanseverlik güzel bir şey ama burada belli bir dini, özellikle İslam dinini terörle bir şekilde bağdaştırmak, ırkçı bakış açılarını bu anlamda hortlatmak. Hatta Oğul Bush'un bir sözü vardı Amerikan Kongresi'nde, ya bizimlesiniz ya onlarlasınız gibi. Bu da aklımıza Samuel Huntington'ın uygarlıklar çatışması deniliyor aslında. Uygarlıklar tokuşması dediğimiz Clash of the Civilizations. Önce makale sonra kitap haline gelen. Neokonlar. Ve bu neokonların temel bakış açısı şuydu. Bir kere Birleşmiş Milletler'in bildiğimiz, alışa geldiğimiz hani Birleşmiş Milletler statüsü vardır, kurallar vardır, teamüller vardır. Bunların dışında Amerika Birleşik Devletleri sadece ama sadece kendisine ön alıcı vuruş, preemptive strike ya da ön alıcı savaş, preemptive war yani ne demek? Şimdi normalde Birleşmiş Milletler statüsünde ancak meşru müdafaa ya da uluslararası barış ve güvenliğin tehdit altında olduğu hallerde meşru şiddet kullanımı vardır. Amerika diyor ki mesela siz bir ülke olarak nitratlı gübre aldınız ya da bir örgüt olarak. İleride diyor sen bana bunu kimyasal silah olarak kullanabilirsin. Niyet okuma. Yani hiçbir uluslararası hukukta teamülde olmayan Amerika sadece kendisine böyle bir hak tanıdı. Amerika'dan daha sonra Putin Topol 5 füzelerini denerken aynı hakkı Rusya'nın da sahiplendiğini, kendisinin olduğunu söyledi. Bu tabii yayılan bir şey. Ama bu anlamda değerlendirdiğimizde yeni bir orta çağ denmesinin sebebi şu. Mesela Rumsfeld diyordu ki, Savunma Bakanı Rumsfeld, biz diyordu bir şekilde eski Avrupa ile çalışmak istemiyoruz. Çünkü Fransa ile Almanya ciddi muhalefet gösterdi. Yeni Avrupa ile, yani Doğu Avrupa ile çalışmak istiyoruz. Ve dediler ki, biz dediler Birleşmiş Milletler düzeninden memnun değiliz. Yeni bir Birleşmiş Milletler istiyoruz. Şimdi dolayısıyla bu mevcut değerleri, bakış açısını alt üst eden ve bu anlamda biraz önce örnek verdiniz. 2001 krizinden sonra ya da 2011 Eylül'den sonra Afganistan'a yapılan operasyon. Ama bunun uzantısı olarak neler görülebilir? İşte 2003'teki 2. Körfez Savaşı, Irak'a yapılan aynı mantıkla yani ön alıcı vuruş, ön alıcı savaş mantığıyla ve o zaman bir iddia vardı. İddia şuydu. Irak'ta kitle imha silahlarının oldu. Evet. Onlar bulunamadı bir türlü. Hiçbir türlü kanıtlanamadı. Ortaya çıkmadı. Hiçbir şekilde evet. Sonra sözde Arap Baharı'ndan sonra 2011'den beri devam eden Suriye İç Savaşı. Evet. Şimdi bunlar birbirinden çok bağımsız konular değil. Yani bir artçı deprem gibi de görülebilir. Ya da bunlar birer bağımlı değişken olarak ele alınırsa aralarında korelasyonel ilişkiler olduğu ifade edilebilir. 11 Eylül'den sonraki bakış açısı aslında klasik sömürgeciliğin üstüne bir daha başka bir neokolonyalizmin ortaya çıktığını. Bu neokolonyalizmin yani sözde bir küreselleşme mantığı vardı ama dünyayı dinlere dayalı uygarlıklara göre bölmesi ve dinlere göre böldüğü uygarlıklar arasında da çatışma olması. Buradan mesela Graham Fuller'in Yeni Türkiye Cumhuriyeti diye bir kitabı vardı Türkiye ile ilgili. O da işte CIA istasyon şefliği yapmıştı. O mesela diyordu ki Türkiye bu anlamda Batı dünyasının bir parçası olarak görülemez diyordu. Hatta NATO müttefikliğinden çıkmasını istiyordu. Neden? Çünkü Türkiye'yi daha rahat kullanmak için. Hani sözde İslam dünyasının lideri gibi görüp Türkiye'yi kategorize etmek. Zaten siyasal İslam projesine bakıldığında siyasal İslam projesi hem Soğuk Savaş döneminde gerek Selefi gruplarla, gerek farklı siyasal yapılarla, gerek Soğuk Savaş sonrasında farklı reçetelerle endoktrine edilmeye çalışıldı. Dolayısıyla karşımıza
farklı bir tablo çıktı. Bir yandan çevreleme vardı. Tabii çevreleme, klasik çevreleme bitti. Sovyetler dağıldı. Rusya Federasyonu yeni bir güç olarak ortaya çıktı. Çin başka bir güç olarak ortaya çıktı. Ama bugün değerlendirdiğimizde çok farklı bir tablo var. Ama bu farklı tabloda değişmeyen konu şu. Aslında yine gerek Suriye gerek Irak özelinde olduğu gibi ülkeler parçalanıyor. Bu anlamda yeni yapılanmalar, örgütsel yapılanmalar, kimliksel yapılanmalar ön plana çıkıyor. Ve gerçekten devlet yapısını taşıyan Türkiye ve İran gibi devletler de hedef haline getiriliyor. Ama 11 Eylül'ün genel mantığına baktığınızda aslında gücün kutsandığı, uluslararası düzenin değil gücün kutsandığı ve güçlü olanın haklı sayıldığı bir anlayışın, bir felsefenin ve neredeyse bir sapık bir ideolojinin aslında yerküreye bir deri gömleği gibi giydirilmeye çalışıldığını gördük. Bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yaşanmasaydı 11 Eylül peki nasıl bir dünya, nasıl bir Orta Doğu öngörüyordunuz? Yani dengelere nasıl bir denge olabilir? Tabii şöyle, yani 11 Eylül ile ilgili çok farklı komplolar var. Komplo senaryolar var. Bu anlamda hani onların ne kadarının doğru olup olmadığını söylemek gerçekten mümkün değil. Ama başka bir olay belki vesile ilan edilecekti. Çünkü bu anlamda değerlendirildiğinde neokonların o zamanki sözcüleri, gerek sadece Oğul Bush değil, mesela bir Condoleezza Rice vardı. Ulusal Güvenlik Danışmanı, sonra Dışişleri Bakanı olan. 23 yeni devletten söz ediyordu Orta Doğu'da. Şimdi 23 yeni devlet denildiğinde bu bir hesaplaşma. Nedir? 1916 Sykes-Picot ve 1920 San Remo konferansa çizilen haritalar, bizzat Amerikalı yetkililer dediler ki bu haritalar eskidi. Yeni haritalara ihtiyaç var. Peki kimin için? Ne için? Kimin çıkarı için diye değerlendirildiğinde 100 yıl sonra bu haritaların yine emperyal güçler tarafından, yine kolonyal ya da kolonyalist güçler tarafından Orta Doğu'ya dayatıldığını gördük. Bugün aslında yaşanan pek çok olayın temelinde bu felsefe yatıyor. Yani bu felsefeyi ele almadan bir şekilde değerlendirme yapmak mümkün değil. Hani ben demiyorum ki 11 Eylül doğrudan şöyle bir komplodur, böyle bir komplodur. Ama 11 Eylül olmasaydı bir başka olay daha farklı bir şekilde değerlendirilecek, Orta Doğu'nun gündemine dayatılacaktı. Evet. Özellikle bunun altını çizmek isterim. Dolayısıyla bütün bu olayların birbiri arasındaki ilişkileri de bence son derece doğru değerlendirmek lazım. Peki. Evet, 11 Eylül'ün yıl dönümünde bir kez daha hayatını kaybedenlere rahmet dileyelim ve Suriye'deki gelişmelerle devam edelim isterseniz. Suriye'de, tabii, İdlib'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Özellikle son birkaç gündür güvenli bölgeyle özellikle. Şimdi ABD'li iki komutan Ankara'daki temaslarının ardından Şanlıurfa'ya geçti. Akçakale'de çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bir yandan bu görüşmeler yaşanırken diğer yandan da hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar geliyor ve ABD'ye tepki gösteriliyor. Evet. Bir yandan ziyaretler devam ederken işte Sayın Çavuşoğlu atılan adımları kozmetik adımlar olarak nitelendiriyor ve ABD terör örgütünden bağımsız hareket edemiyor ifadelerini kullanıyor. İşte işbirliğinden sonuç çıkmazsa bölgeye gireriz diyor. Şimdi geldiğimiz bu son süreçte Suriye'deki güvenli bölge hem de Suriye'deki denklemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer yandan tabii ki bir de ticaret anlaşması da yapılıyor. 5 gündür Ticaret Bakanı Ankara'da 100 milyar dolarlık bir hedef konulmuş durumda. Bizim Ticaret Bakanımız tarafından açıklandı. Bir yandan böyle gelişmeler var. Terör örgütüyle itham ediliyor Amerika. Diğer yandan da ticaret anlaşmaları var. Nasıl görüyorsunuz? Şimdi Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki ilişkiler aslında benim kanaatime göre en zor konu uluslararası ilişkilerde. Bir de özellikle Soğuk Savaş sonrasında farklı bir tablo var karşımızda. Evet. Her an Amerika ile Türkiye'nin arasındaki ilişkiler kopacakmış gibi bir algı var. Hatırlayalım, 1 Mart 2003 tezkeresinden sonra denildi ki tamam artık Amerika ile ilişkiler sona erdi, müttefiklik sona erdi. Şimdi bu iş öyle dışarıdan görüldüğü gibi değil. Ama Amerika ile Türkiye arasındaki çelişkiler artıyor. Yani bu sadece bugünün meselesi değil. Özellikle Soğuk Savaş sonrasında Amerika bir hedefe kilitlendi. İşte nedir? Belki bir büyük Kürt devleti olarak ifade edilen. Ama burada yani Kürtleri çok sevdiklerinden dolayı değil tabii. Yani bu haritaları yeniden, kartları yeniden dağıtmak için. Yarın bir gün belki başka bir konuda gündeme gelecekler. Şimdi bu anlamda bakıldığında buraya gelen Ticaret Bakanı tabii ilginç bir isim. Çok derin ilişkileri var. Onun ayrıntısına girmiyorum. Yani Türkiye ile ilgili değil. Yani yerküre üzerinde derin ilişkileri var. Ama Amerika Birleşik Devletleri ile bu güvenli bölge konusunu
sağ salim düşünerek karar vermek çok zor. Yani bir yurttaş olarak, bir uzman olarak da. Neden? Zira Amerika'nın Suriye politikası Türkiye'ye tamamen karşı. Çünkü Amerika Suriye politikasını tamamıyla PKK, PYD, YPG'ye odaklamış durumda. Evet. Bunu çeşitli boyutlarla ifade ediyorlar. Diyorlar ki yani biz IŞİD'den işte kurtarmak için ya da IŞİD'e karşı bir denge noktası olduğundan dolayı bu örgütü destekliyoruz diyorlar. Bir yandan biraz önce anlattığım o Pentagon'daki malum Clean hedeflediği o büyük daha genişletilmiş bir yapı olabilir mi Suriye'de, Irak'ta, hatta Türkiye'de, İran'da gibi. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri ile bu konuda ortak güvenliği nasıl sağlayacağız diye bakıldığında çok açık söyleyeyim benim aklım almıyor. Zira bakış açılarımız çok vardı. Çünkü Türkiye olarak bakıldığında Türkiye'de hangi hükümet olursa olsun Türkiye bu bölgede ülkelerin toprak bütünlüğünden yana. Çok net. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin bu biraz önce anlattığımız konularla bağlantılı olarak 23 yeni devlet mi, 13 yeni devlet mi, 33 yeni devlet mi, yeni yapılar kurmak gibi anlayışı var. Türkiye'de de bu anlamda tam tersi ülkelerin toprak bütünlüğünü koruma anlayışı var. Çok pardon. Tabii buyurun. Bir yandan bugün yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasında dostum Trump sözüne vurgu yaparak yine o ticaret anlaşmasının işte şu an 25 milyar dolar olan ticaret anlaşmasının önce 75 daha sonra 100 milyar dolara çıkarılması hedefini bir kez daha. Bu anlaşılabilir bir şey ama işte Amerika'ya baktığımız zaman Amerika bu bölgede Fırat'ın doğusunda. Şimdi Fırat'ın doğusu bizim için çok önemli. Zira 800 kilometrelik bir sınırdan bahsediyoruz. Evet, çok önemli bir sınır ve çok da uzun. Yani çok büyük ve çok önemli. Ve bunun güvenliği nasıl sağlanacak? Zira karşımızda bir devlet yapısı yok. Suriye yok. Kim var? Yani Amerika var. Evet. Amerika kimi burada taşeron olarak kullanıyor? PKK, PYD, YPG. Çünkü o kadar çok ad var ki. Kaç kilometre derinlikte olacak? İşte daha önce de konuştuk. Biz 40 kilometre diyoruz. İşte Amerika 15 diyor. PKK, PYD 5 kilometre diyor. Burada da ciddi tutarsızlıklar var. Ve işte ortak devriye geziliyor. Kara devriyesi. Evet. Tamam. Önemli. Başladı. Aynen. Akçakale'de. Fakat sınırın öteki tarafında bakıyoruz Amerikan askerleri PKK, PYD ile beraber devriye geziyor. Yani Amerika bizim aklımızla mı acaba dal geçiyor diye ister istemez düşünüyoruz. Ya da şunu yapmaya çalışıyor Amerika. Politik ve diplomatik olarak düşünelim. Hem Türkiye'yi hem de PKK, PYD, YPG'yi idare etmeye çalışıyor. Ama karşımızdaki bir terör örgütü. Türkiye'yi bir terör örgütüyle hani beraber eş zamanlı olarak ifade etmek, aynı çerçevede, aynı bağlamda ifade etmek zaten en büyük haksızlık. İki tarafı nasıl idare edeceksiniz? Cumhurbaşkanı Erdoğan dün dedi 50 bin tıra yakın mühimmat, araç, gereç gönderilmesi terör örgütlerinde bizi ciddi manada rahatsız ediyor dedi. Yani resmen bir ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından bu açıklanıyor, söyleniyor. Bu silahlar kime karşı? Bize karşı veriliyor. Evet, bize karşı kullanılan silahlar. Peki biz Amerika ile nasıl burada güvenlik sağlayacağız beraber? Yani kendi içerisinde ciddi çelişkiler var. Belki şöyle bir konu düşünebilir Türkiye sonuna kadar. Yani bu noktada bir diplomatik anlamda süreyi kullanmaya çalışıyor. Ama gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerekse de Sayın Dışişleri Bakanı'nın ifade ettiği bir zemin var. Eylül ayı sonu. Eylül ayı sonuna kadar hani bu dediklerimiz oldu, oldu, olmadı. Türkiye kendi başının çaresine bakar diye. Şimdi kendi başımızın çaresine bakarken karşımızda Amerikan askeri de olacak. Ya da Amerikan askerleri peyderpey çekiliyor. Ya da Amerika belki Türkiye'nin belli bir alana kadar müdahalesine ses çıkartmayacak. Belki adı konulmamış Amerika tarafından bir takım kırmızı çizgiler olacak. Bu 10 kilometre mi, 15 kilometre mi, 20 kilometre mi? Çünkü Türkiye'nin bu konuda çok kararlı bir tutumu var. Yani Türkiye'nin bu anlamda kendi ulusal güvenliği açısından geri adım atması söz konusu değil. Ama tekrar aynı soru var. Amerika kaç kilometreye kadar burada izin verecek? Yani izin verecek derken ne kadarına tahammül edebilecek? Ne kadar Amerikan askeri gitti? Bu anlamda işte iki tarafı idare ediyor ya da etmeye çalışıyor dememiz sebebi o. Çünkü aslında bütün hesaplar iç savaş sonrası Suriye ile bağlantılı. Kim nereye kontrol edecek? Nasıl bir anayasa olacak? Suriye'de PKK, PYD, YPG sözde federasyon adı altında aynı Irak'ta olduğu gibi ki hani Irak'ta Barzani bölgesi diyoruz ama burada karşımızda doğrudan bir PKK bölgesi olabilir.
Böyle bir risk var. Öte yandan tabii Esad'ın Rusya ile beraber gerek her İdlib'de gerekse de aslında iç savaşın ilk zamanlarında Esad özellikle sınırdan çekildi. Niye? Türkiye'yi PKK, PYD ile karşı karşıya bırakmak için. Aslında bu da Esad'ın politikasının bir uzantısı. Hı hı. Ama bir yandan da kendi ülkesinin içerisinde bütünlük sağlamaya çalışan bir Esad var toprak bütünlüğü zemininde. Ama daha önce de konuştuğumuz çerçevede ancak işte Şam'dan belki Halep'e kadar, işte İdlib o yüzden önemli. Yani Halep bu anlamda önemli bir çerçeve. Halep'in Doğu Akdeniz'e ikmal yollarının açılıp açılmaması önemli bir bakış açısı. Acaba Suriye bütün bu süreci Rusya'nın yardımıyla eğer tamamlarsa, tamamladıktan sonra Suriye'nin kuzeyinde PKK, PYD, YPG'ye karşı bir başka hareketlik içerisine girecek mi? Bu sonraki aşama, çok sonraki aşama. Belki birkaç sonraki aşama. Ama Türkiye'ye bu konuda zarar vermek, Türkiye'nin kendi politikaları çerçevesinde bir tutarsızlık yaratmak. Bu anlamda bakıldığında birbirine çok karşı da olsa gerek Amerika'nın politikası gerek Suriye'nin politikasında PKK, PYD, YPG'nin hani Amerika belki daha uzun vadeli düşünüyor. Belki Suriye daha kısa vadeli araçsal bir zeminde düşünüyor. Ama bölgesel aktörün ya da işte oradaki merkezi hükümetin ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya baktığınızda Rusya PYD'ye düşman falan değil. Evet. Şimdi karşımızda yeni bir olgunun ortaya çıktığını görüyoruz. Ama bu olguyu sadece bugünkü çerçevede değerlendirmeyelim. İleride kurulması düşünülen yapılarla ilgili. Yani Legolar gibi parçalayıp yeni yapılar kurmak bu zeminde ele almak lazım. O zaman Türkiye çok daha kalıcı problemlerle, beka sorunuyla karşı karşıya kalacak. Çözüm nereden geçiyor peki hocam? Yani Suriye'deki çözüm yani nasıl çözüm nedir? O kadar fazla denklem var ki yani ciddi ülkeler var. Çözüm ne olabilir? Bir yandan da şimdi göç dalgası çok konuşuyor. İşte İdlib'deki o kargaşadan dolayı sınıra gelen göç dalgası. Kızılay Başkan açıklama yaptı. 500 bine yaklaştı dedi sivillerin sınıra gelme sayılarının. Bununla ilgili çalışmalar Kızılay başlatmış bile. Tabii, böyle bir göç dalgasıyla geldiği zaman Türkiye tekrardan kaldırabilecek mi bu Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması var. Artık yeni bir göç dalgasını kaldıramayız diye bizzat söylediği söz var. Şimdi uluslararası ilişkilerde ebedi dostluklar ve düşmanlıklar yoktur. Ebedi çıkarlar vardır. Esad diktatör. Yani kimse Esad'ın demokratik bir insan olduğunu söylemiyor. Saddam da öyleydi. Şu andaki Suudi Kralı da herhalde demokrat falan değil. Dolayısıyla Suudi Kralı ilişki kuruyorsanız Esad'la da ilişki ki daha önce de kuruldu. Şimdi bu anlamda Türkiye Esad'la yani dost olsun işte can ciğer olsun söylemiyorum ama Esad'la Türkiye'nin muhakkak ki çeşitli iddialar var. Göz önünde bulundurarak. Gerçekten öyle. Bir takım kapalı kapılar arasında diyaloglar olduğu söyleniyor. Bunlar spekülasyon. Onun için bunu şu anda değerlendirmemiz mümkün değil spekülasyonu. Ama Türkiye'nin Esad'la belli noktalarda masaya oturması lazım. Çünkü bu Suriye'nin artık iç işi diye bir şey kalmadı. Suriye'nin iç işleri gibi gözüken konular bölgesel konular haline geldi. Belli konularda en azından işbirliği olmasa da diyaloğun olması şart. Çünkü Suriye'de kimi muhatap alacaksınız? Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği, Birleşmiş Milletler'de üye olan yer Şam. Yani Esad yönetimi. Evet. Beğenseniz de beğenmeseniz de. Ha burada bir demokratik geçiş süreci nasıl olur, nasıl olmaz? Yani o zaman bizim dünyada pek çok ülkeyle ilişkimizin olmaması lazım ki uluslararası ilişkilerin mantığına real politiğe aykırı. Ülkelerin rejimine de göre ilişki kurmazsınız. Kaldı ki Türkiye 2011'e kadar ilişkileri son derece iyiydi. İş karıştı. Sözlü Arap Baharı başladı. Dengeler değişti. Bir anda Türkiye'nin de arası bozuldu. Dolayısıyla bu anlamda yani yaşanan yaşandı. Ama bundan sonraya bakıldığında hani işte şu anda tabii politik ihtilaflar var. İstifa etti Sayın Davutoğlu ama biliyorsunuz ne diyordu? Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılmaktan bahsediyordu. Kendisi uluslararası işler profesörüdür aynı zamanda. Şimdi bu iş böyle olmadı. Yani başka bir çerçevede karşı karşıyayız. Dolayısıyla Suriye politikasında çok ciddi hatalar var. Ama şu anda hataları neden yaptık konusu ayrı bir programın ya da ayrı bir değerlendirmenin konusu olabilir ama bugüne baktığımızda Türkiye'nin gerçekten bekasını ilgilendiren terör örgütünün devletleşmesiyle ilgili bir konu var. Bakın Kürtlerin burada bir bölge sahibi olması değil Türkiye için problem olan PKK PYD'nin olması. Tabii. Onu da ayırt edelim. Çünkü o zaman Türkiye sadece belli bir kimliğe husumeti varmış gibi algılanıyor ki bu son derece yanlış. Yani Suriye'nin kendi kaderini tayin etmesi, kendi içinde kimlikler ya da bölgelere göre federasyon olur, özellik olur. Ona o Türkiye'nin iç meselesi değil. Ama Türkiye için problem terör örgütünün bu fırsattan yararlanarak bir özerk bölgeye
Evet. Özerk de olsa bir teritoryal, evet, alanda devlet sahibi olmasıdır. Asıl konu budur. Yani yaşanan yaşandı ve tabii büyük hatalar var gerçekten baktığımızda. Ama bugünü değerlendirmek lazım. Bugüne baktığımızda Esad'la dediğim gibi belli noktalarda diyaloğun kurulması şart. Yani Esad'ın en büyük destekçisi kim? Rusya. Rusya ile Türkiye'nin arası çok iyi. Gayet iyi. O zaman yani doğrudan görüşme olmayabilir. Belki Rusya arabuluculuk yapar ya da ne bileyim İran yapar ya da bir başka ülke yapar. Ya da bence en doğrusu doğrudan diyalogtur. Yani çünkü diplomasinin görevi de budur zaten. Diplomasi bu yüzden vardır. Savaş daima en son seçenektir. Önce hep diplomasi kullanılır. Dolayısıyla diplomasi kapısını ben Türkiye ile Suriye arasında, yani Suriye merkezi hükümeti arasında açık olması gerektiğine inanıyorum. Bu bir gereklik, bu bir zaruret. Şimdi 16'sında tekrardan Rusya, İran ve Türkiye Ankara'da bir araya gelecek. Suriye, evet, başlığıyla toplanacaklar. Evet. Ne bekliyorsunuz o toplantının sonucunda? Yani İran biraz daha tabii konuda son günlerde, son aylarda biraz daha sessiz gibi duruyor ama onun aslındaki toplantının ardından somut bir adım olarak ne görüyorsunuz? Şimdi İran sessiz ama İran Suriye içerisinde son derece aktif. İran, sessizden mi biraz daha politika şöyle, gereği mi? İran yani diplomasisi öyledir. 2500 yıllık bir diplomatik gelenektir. Değerlendirdiğimizde zaman zaman işte General Kasım Süleyman'ın olduğu birlikler, özel seçkin birlikleri görüyoruz. İşte Kudüs gücü gibi. Ya da bizzat Lübnan'da İran'ı kurduğu Hizbullah var. Hizbullah da Suriye'de son derece etkin. Dolayısıyla Esad'ın bölgesel müttefiki İran. Yani İran rejimi, daha doğrusu Esad'ın müttefiki, bölgesel müttefiki. Baba Esad'dan beri bu ilişki var. 80'lerden beri böyle bir bölgesel müttefiklik var. Dolayısıyla sessizliği ben hani pasiflik anlamında yorumlamıyorum. Sadece diplomatik anlamda belki yorumlanabilir. Rusya tabii bu süreci kendince değerlendirmek istiyor. Yani Rusya Esad'la müttefik. Evet. Doğu Akdeniz'de önemli bir ağırlığı var. Bu sayede daha da arttı. Orta Doğu'daki ağırlığı çok daha fazla arttı. Klasik anlamda özlemlediği çerçevede, sıcak denizlerde çok daha etkin. Gerek işte daha önce Soğuk Savaş dönemindeki üslerini yeniden ihya ederek, daha güçlü hale getirerek. Dolayısıyla bu anlamda, ha peki bu süreçten dediniz, 16 Eylül'deki süreç şöyle değerlendirilebilir. Belki Türkiye'nin bu noktada gerek Suriye ile hani dolaylı ya da doğrudan diyaloglar çerçevesinde ya da bu güvenli bölge konusu gündeme gelecek midir? Her ne kadar Türk-ABD sorunu gibi görülse de dolayısıyla Rusya da çok yakından izliyor aslında güvenli bölge konusunun nereye varacağını. Zira bu anlamda değerlendirdiğimizde çok kaba bir değerlendirme olabilir ama kaba taslak bir değerlendirme. Amerika burada PKK-PYD, YPG ile var Suriye'de, Rusya'da Esad'la var. Tabii diğer İran da aynı şekilde. Dolayısıyla bu noktada aynı zamanda proxy war dediğimiz vekaleten savaşların da çok etkin olduğu, aktif olduğu bir zemindeyiz. Şimdi bizimle diplomasi çerçevesinde bu farklı küresel ve bölgesel aktörler arasında deyim yerindeyse bir optimum nokta bulmamız lazım. Aslında Türkiye'nin klasik politikası ülkelerin toprak bütünlüğünden yana olmaktır. Ama bugün geldiğimizde bu toprak bütünlüğü fiilen nasıl devam ettirilecek? Bu bir yeni bir anayasa, bir federasyon, özellik mi gündeme gelecek? Yoksa Suriye üniter bir yapı olarak mı kendisini ifade edecek? Ama mesela Rusların hazırladığı, birkaç yıl önce hazırladığı taslakta bir federasyon öngörülüyordu. Dolayısıyla bu federasyonun kendi içerisindeki birimleri nasıl olacak? Yanı başımızda bir taslak var, Irak. Yani Irak öyle bir federasyon ki sadece Kürdistan Bölgesel Yönetimi adı verilen Varzani Bölgesi'nin adı var. Sınırları belki belirsiz olabilir belli noktalarda ama diğer bölgelerin adı yok. Dolayısıyla belki burada bir tek PKK, PYD, YPG'nin olduğu bölge mi tanımlanacak? Diğer bölgeler tanımlanmayacak mı? Yani birebir belki aynı sonucun gelmesi mümkün olmayabilir. Ama Irak'tan Türkiye'nin ciddi anlamda dersler alması lazım. Suriye'deki hatalardan da ders alması lazım. Çünkü Irak Anayasası yazılırken diyeceksiniz ki yani bize ne olur mu? Amerikalılar yazdı İngilizce, sonra Arapçaya çevirdi. Dolayısıyla bizim bu anlamda Suriye Anayasası yazılırken müdahil olmamız gerekiyor. Olmamız için de Suriye'deki aktörlerle başta merkezi hükümet olmak üzere görüşmesi belli bir diyaloğu, belli bir zemini muhakkak oluşturmamız gerekiyor. Şart diye düşünüyorum. Şimdi son 7-8 dakika bu bölümde de biraz Doğu Akdeniz'deki gelişmelere değinelim isterseniz. Evet. Şimdi sıcak denizlerden biraz önce bahsettiniz. Şimdi Yunanistan'la en son gelişme Yunanistan'la Kıbrıs'tan Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı ortak mücadele bir kararı geldi. İşte Kapalı Maraş konusunda
ortak mücadele kararı alındığı belirtiliyor. Şimdi Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? 60 yıldır devam eden bir Kıbrıs sorunu var. Evet. Yani aslında son yıllarda biraz şey vardı, çözüm konusunda biraz daha böyle bir niyet vardı ama artık bir çıkmaza girmiş durumda aslında baktığımız zaman. Ben o çözüm çabalarını hiçbir zaman gerçekçi bulmadım. Çünkü Kıbrıs... Yani anlam planından başlayan süreçle evet, aynen. Anlam planında da çünkü çok ciddi diplomatik hatalar vardı. Ama yine olan oldu diyelim. Çünkü Kıbrıs'ta Rumlar açısından bakıldığında Rumlar adayı kendi adaları olarak görüyorlar. Ve Türkleri ancak bir azınlık olarak kabul ediyorlar. Ama tabii Kıbrıs'la ilgili dinamiklerde konuşulacak şey çok da zamanımız az olduğu için bu kadarıyla değiniyorum. Sayın Dışişleri Bakanı bir açıklaması vardı. Özellikle Rum kesiminin lideriyle ilgili ifade ettikleri vardı. Rum kesiminin liderinin hani çözümden yana olmadığı ile ilgili eleştiriler. Şimdi burada tabii Rum kesiminin enteresan kendince önerileri var. Ve çok da aslında yakışık almayan öneriler. Yani size yüzde şu kadar verelim Türklere. Yani bu enerjiyle ilgili ya da Doğu Akdeniz'le ilgili iddialarınızdan vazgeçin diye. Şimdi bu tabii kabul edilebilir bir konu değil. Hem Türkiye var hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Eşit egemenlik olarak tanımıyorlar. Ama buradaki yeni eksen, hep altını çizdiğim Yunanistan, Rum kesimi, İsrail, Mısır. Şimdi bunlar Doğu Akdeniz'deki boyutları. Doğu Akdeniz'in dışında Ürdün, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri olarak devam ediyor. Doğu Akdeniz'de saydığım bu ülkeler, Yunanistan, Rum kesimi, İsrail, Mısır, bunların bir özelliği de Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefiği olmaları. Her ne kadar Rum kesimi resmen olmasa da. Şimdi bu ne anlama geliyor? Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki politikaları, çıkarları. Burada da yine Amerika ile çelişkilerimiz çok fazla. Evet. Çünkü bunlar Amerika'ya yakın ülkeler zaten. Ve Türkiye'ye karşı böyle bir eksen var. Şimdi bu eksene özellikle dikkat etmek lazım. Bu eksene özellikle altını çizmek gerekiyor. Kıbrıs'ta belki diplomatik anlamda ekranda bazı görüntüler var ama Kıbrıs'taki çözüm bellidir. Bu benim kendi kişisel kanaatim. İki devletli çözüm. Çünkü bu saatten sonra bir federasyon olmayacağını aslında Rumlar da biliyor. Türkler zaten biliyor. İki devletli çözüm ve ona göre gerek kıta sahanlığı olsun, gerek karasuları olsun. Sadece Kıbrıs boyutunda değil, Türkiye açısından bakıldığında. Çünkü anlam planında hatırlayalım. Fill in the blanks diye yani boşlukları doldurma boyutları vardı. Kıta sahanlığının ne olduğunu hala bilmiyoruz. Acaba nasıl bir kıta sahanlığı öngörülmüştü? Yani anlam planı zaten başlı başına bir program konusu. Dolayısıyla Kıbrıs konusunda Türkiye kararlılığını devam ettirirse, 2004'teki o hataya tekrar düşülmezse, anlam planındaki hataya düşülmezse, iki devletli çözüm konusunu sadece kendimize değil, başta Orta Doğu'daki İslam devletlerine, Arap devletlerine, artı Orta Asya'daki Türk devletlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını sağlanması lazım. Çünkü bu işte kararlı bir tutum ortaya koymazsanız, yani Kıbrıs sadece Kıbrıs'la ilgili bir konu değil tabii. Doğu Akdeniz boyutu, münhasır ekonomik alanlar hep ifade ettiğimiz. Eğer bu çerçevede ifade edilmezse, bu nafile çözüm önerileri Türkiye'nin şimdiye kadar ciddi anlamda kan kaybettiği Doğu Akdeniz'deki münhasır ekonomik alanlar konusunda daha da büyük bir vesayeti beraberine getirecektir diye düşünüyorum. Nasıl gerçekleşecek? İki devletli çözüm derken yani bunu Rum tarafına... Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Rum Devleti. Yani iki taraf. Yani bir Kıbrıs Türk Devleti ve Kıbrıs Rum Devleti. Bunun için bunun Türkiye'nin... Bunun istekleri olmayacak peki Yunanistan'ın Rum kesiminin bunu kabul ettirme yönünde? Şimdiye kadar gelinen noktada Rum kesiminin ve Yunanistan'ın bakış açıları belli. Mesela Maraş bölgesindeki Kuzey Kıbrıs'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin atılımı, kararı bence son derece yerindedir. Bu konuda boşu boşuna Türkiye yıllarca çünkü hep şöyle düşünülmüş. Hatta darbe lideri Kenan Evren diyordu ya, biz onu hani şey olarak aldık. Bir kere bu tabii hiçbir şeyle bağdaşmaz, bir devlet adamlığıyla da. Maraş Türkiye'nin sonuçta Kıbrıs Barış Harekatı sürecinde ortaya koyduğu ve Kıbrıs Türklerine kazandırdığı bir zemin. Dolayısıyla Maraş'ı pazarlık konusu yapmak, belki bu daha önce defalarca gündeme gelmiş olabilir ama bu saatten sonra Maraş dahil olmak üzere Türkiye'nin herhangi bir konuda ya da Kuzey Kıbrıs'ın herhangi bir konuda geri adım atmasını ben doğru olduğunu düşünmüyorum. Maraş konusunda dediğim ama gibi. İki devletli çözüm. Yani nasıl belki çok farklı bir konu hani İsrail ve Filistin arasında ki orada da biliyorsunuz büyük bir skandal var. Netanyahu işte yarın seçim yarın diyorum pardon 17 Eylül'de seçim var. Batı Şeria'yı ilhak etmekten bahsetti. Kabul edilecek bir şey değil tabii. Dolayısıyla Kıbrıs'ta iki devletli çözüm eğer olursa hem Kıbrıslılar için iyi olur
Hem Doğu Akdeniz için iyi olur. İki devlet var aslında ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni daha tanıtmaya yönelik, dünyada tanıtmaya. Fiili durumun resimleşmesi lazım. Aynen, çünkü bu anlamda bakıldığında Avrupa Birliği konusunun da Türkiye için gerçekçi bir zemin olmadığı ortaya konuluyor. Böyle bir hedefi vardı Türkiye'nin. Belki hala var ama Avrupa'nın isteksiz olduğu belli. Avrupa Birliği'nin ekonomik dinamiklerin yanı sıra güvenlik ve dış politika açısından da ne kadar zafiyet gösterdiği belli. O havuç politikasıdır 2004'te Türkiye'yi anlam planına ikna ettiren ve bence doğru olmayan zemin. Dolayısıyla aynı hataların tekrarlanmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Önemli konulara değindik. Tekrardan teşekkürler değerlendirmelerinizden dolayı. Sağ olun. Evet, 17. saatin bugünkü konuğu siyaset bilimci Doktor Deniz Tansi'ydi. İlk olarak bugün 11 Eylül, 11 Eylül'ün yıl dönümünde o dengeleri, dünya dengelerini tekrardan değerlendirdik ve Suriye ve İdlib'deki son gelişmeleri ele aldık ve son olarak da 17. saatin son bölümünde Doğu Akdeniz'deki Kıbrıs'taki son gelişmeleri Sayın Deniz Tansi değerlendirdi. Tekrar görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.